Öğretmenimiz yok. Kapısına zincir vuruldu. Öğrenciler okulun bahçesine toplandı. Öğretmen istiyoruz diyerek haykırdı. Burası Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Burunsuzlar Köyü. Ancak bugünlerde burada yaşayanlar sıkıntılı. Çünkü köy okulu harabe gibi. Daha da önemlisi öğretmen yok. Çantaları efendim daha dün aldım. Çantasını, kalemini, defterini hepsini aldık. Öğretmen yok. Ben çobancılık yapıyorum. Dağda toprakta yatıyorum. Öğretmen yok. Peki bunları niye alıyor? Dördüncü sınıfa giden çocuğun bile okuma yazma bilmediği köyün okulunun durumu da içler acısı. Dördüncü sınıfa gidiyor, okuma yazma bilmiyor. Sen kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçüncü. Peki okuma yazman nasıl? Kötü. Niye kötü? Okuyamıyorum. Neden okuyamıyorsun? Öğretmenimiz yok. Köydeki çocuklar da, veliler de ne yapacaklarını şaşırmış durumda. Hepsi de eğitime açlar. Neden okuma yazma bilmiyorsun Furkan? Öğretmenler doğru düzgün okutmadı. Peki nasıl? Buraya hiç öğretmen gelmedi mi? Geldi ama okutmadı. Okutmadı. Peki sen nasıl dördüncü sınıfa geçtin? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Çocukların ve velilerin tek bir isteği var.